Herkese selam. Bir Inglot alışveriş videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Inglot'ta %50 indirim devam ediyor. Ben de o indirimden faydalanarak birkaç kez alışveriş yaptım. İlk alışverişimi blogda göstermiştim. Onun akabinde aldığım ürünleri de toplu olarak göstereceğim. İlk yaptığım alışverişten başlayayım. Şöyle görmüş olduğunuz 10 tane farı almıştım ilkinde. Renkleri bu şekilde. Kimi mat, kimi ışıltılı. Bunların savaşlarını bloğa koydum. Pigmentasyonları çok güzel. Inglot farlarının kalıcılıkları da oldukça iyi. Bu paleti almamıştım yalnız. Bende kutu vardı. O kutunun içine yerleştiririm diye düşündüm. Fakat altında mıknatıs olmadığı için yapıştırmam gerekiyordu. Ve ben de o şekilde kullanmak istemedim. Daha sonra gidip bu paleti de aldım. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımlar mıknatıslı. Oldukça da ağır bir palet. Üstü de bu şekilde cam. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Kendiliğinden mıknatıs kısımlar oturuyor. Ya üste doğru ya da bu şekilde yana doğru açabiliyorsunuz. Fakat dikkatli açmak gerekiyor. Çünkü ben bunu açmaya çalışırken şurada farlardan bir tanesini çizdim. Ve üstelik bunu kapak kısmında resmen yere uçurdum. Ama herhangi bir çizik kırık yok. Gördüğünüz gibi oldukça kalın. Yine de çok pratik olduğunu düşünmüyorum. Hani öyle çantaya açık gibi bir ürün değil. Hem çok ağır hem de bu cam kısmı tehlikeli bana göre. Ama evinizde tutacaksanız hani masa üzerinde falan çok şık şekilde farları da görebiliyorsunuz üzerinden. İki tane Inglot'tan iki tane şöyle takma kirpik aldım. Biliyorsunuz Inglot'un takma kirpikleri oldukça meşhur. Bendekilerden bir tanesi 18N. Böyle içinde çapraz ve kahverengi kıllar var. Son derece doğal görünümlü. Bir de bana göre en doğal olan şu 16N takma kirpikler. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bundan kalmamıştı. Eğer bundan kalsaydı kesinlikle bundan alırdım. Ama diğeri de oldukça doğal. Paletin haricinde 3 tane daha teknik far aldım. Bunlardan bir tanesi mat bir pembe. Böyle doğal. Bu oradaki bayanın göz kapağında vardı. Çok beğenmiştim. Numarası 361. Umarım okunuyordur. Bir tanesi böyle içinde yansımalar olan ışıltılı. Çok güzel. 607 numara. Bunun böyle aynı Nars Orgazm gibi içinden böyle hafif yansımalar geçiyor. Çok beğendim o yüzden. Bir tane de 502 numaralı şöyle lila rengi aldım. Bunu açayım. İçindeki ışıltıları daha iyi. Allah! Allah! Farı arka tarafa uçurdum. Bulabilirsem. Evet buldum. Şöyle içinde ışıltılar var. Sıvacını da yapacağım. Umarım belli oluyordur, netliyordur. Evet, bunların haricinde başka ne aldım renkli kozmetik olarak? Bu Inglot'un son derece şık ambalajlı kalemlerinden aldım. Bunların hem göz kalemleri var hem dudak kalemleri var. Bendeki dudak kalemi olan. Nude rengi numarası da 859. Sallamadım inşallah. Evet 859. Şöyle asansörlü. İsterseniz rujunuzu çerçevelemek için isterseniz tamamen ruj gibi kullanabiliyorsunuz. Arka tarafı da bu şekilde süngerli. Hani dağıtmak için ama ben bunu pek kullanmam. Bir de onun yedeği var. Böyle paketin içinden çıkıyor. Güzel düşünülmüş. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 31 liraydı. Tam emin değilim. Bir tane şöyle lip pencil aldım. Bunda numarası 21. Pembe alt tonlu bir kırmızı. Bir süreyim pembeliği daha çok belli olsun. Çünkü kırmızı gibi çıkıyor kamerada. Böyle. Çok başarılı, çok pigmentli.
Ben böyle çeşit çeşit ürün almaya çalıştım ki hani aklımda kalmasın. Hani bunu da deneseydim demeyeyim diye. Böyle değişik değişik ürünler almaya çalıştım. Tabii bütün ürünler kalmamıştı. Çoğu tükenmiş. Ben de bulabildiklerim içerisinden bana en çok uyacak olanları seçtim. Tabii Inglot'a gidince Inglot'un en meşhur ürünlerinden bir tanesi bu eyelinerlar. Ben iki tane eyeliner aldım. Bunlardan bir tanesi 80 numara Coral Mercan o tonlarda. Bu da nasıl çıkıyor bilmiyorum. Swatchlamadım. Gördüğünüz gibi henüz parmağımı sokmadım. Daha sonra bunların renklerini göstereceğim zaten. Bir tane de 87 numara aldım. Bu da böyle ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Petrol yeşili, mavi gibi görünebilir ama petrol yeşili çok güzel ki ben bu tarz renkleri sevmem. Ama rengi harika. Umarım o yeşilliği görünüyordur. Bunlar da 35 lira, 17,5 liraya geliyor. Birçok rengi vardı aslında kırmızı almak istiyordum ama sonra düşündüm hani kırmızıyı nerede kullanacağım? Bir tane mor, çok hoş bir mor renk vardı ama kalmamıştı. Eğer olsaydı onu alacaktım. Neyse. Dion'un yapıştırıcısını aldım takma kirpikler için. Ben siyah olanını aldım. Bunu sürdüğünüz zaman eyeliner gibi duruyormuş. Oradaki bayan bunu tavsiye etti. Şeffaftan daha doğal durduğunu söyledi. Zaten almak istediğim bir üründü. Inglot indirime girmeden önce de arıyordum. İndirimde 12,5 liraya aldım. Çok 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 iyi bir fiyat aldım. Böyle 7 gram oldukça da uzun bir süre gideceğini düşünüyorum. Sürekli takma kirpik takmadığım için. Gelelim Inglot alışverişinin en keyifli ürünlerine. Şu görmüş olduğunuz fırçalar. Ben 6 tane. Pardon, 7 tane. Ay. Pardon, bu araya karışmış. 6 tane aldım. Yüz için olan 3B. Evet birazdan. Evet. 3B şöyle kontür fırçası aldım. Bu arada kusura bakmayın. Kapı kapalı, babam sesleniyor açmasın diye. Ben de cevap vermek zorunda kaldım. Böyle uç kısmı sık. Şu şekilde çok çok yumuşak kılları var. Böyle yatay olarak, allık olarak da kullanabilirsiniz. Allık sürmek için de. Diğer aldığım fırçalar göz fırçaları. Bunlardan bir tanesi. İlk aldığım. Ters mi tutuyorum bilmiyorum. 6 SS. Böyle yumuşacık bir karıştırma fırçası. Biraz büyük çene. İki tane far fırçası. Bunların ikisi aynı. Numaraları 29 PO. Bunu yedekledim arkadaşlar. Aslında karıştırma fırçasını almak istiyordum fakat o kalmamıştı. Ben de şu far fırçalarını görmüş olduğunuz gibi iki tane yedekledim. Bir tane sevgili Başakçığım'da gördüğüm şu 7 Efes kesik uçlu far fırçasından aldım. Yumuşacık. Sincap ya da keçi kılı gibi bir şey. Bilmiyorum. Doğal kıl yani. Başak bununla ilgili çok güzel bir uygulama yapmıştı. Ben çok büyük olduğunu düşünüyordum ama çok beğendim onun uygulamasından sonra. Denemedim. Deneyeceğim. Bir tane de şu şekilde kesik bir fırça aldım. Böyle uç kısmı. Hani hem gözünüzün alt kısmındaki farı dağıtmak için hem de kaş altına şu şekilde far sürmek için oldukça yumuşak. Birazcık daha minik olsaymış daha iyi olurmuş ama olsun. Evet, aldığım ürünler bu kadardı. 10 dakikayı tamamlamadan başardım, bitirdim. Çünkü 10 dakikadan sonra kamera kesiyor. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.